Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İhracat ve Operasyon Müdürü Burak Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Bursa'da yaşıyorum. 39 yaşındayım. Yaklaşık 13 senedir de ihracat işiyle uğraşmaktayım. Tavukçuluk sektöründe. Mütercim tercümanlık bölümünü bitirdikten sonra kendimi ihracat alanında geliştirmek istedim. Ve bu alana geçtim. Daha önceden de farklı sektörlerde faaliyet göstermişliğim de var. Daha sonra bu sektöre devam etmeye karar verdim. Çok tebrikler. Teşekkür ederim. Mütercimlik hangi alanda? Mütercim tercümanlık mezunuyum. Doğu Akdeniz Üniversitesi. İngilizce. Mesleğimi icra ettim kısa bir süre. Daha sonra kendimi daha farklı alanlarda geliştirmek istediğim için ihracat alanına yöneldim. Ama çok faydasını gördünüz ihracatta. Tabii ki, evet. Evrensel bir dil. Tabii, yani şöyle, benim en azından dönemimde iyi bir İngilizce ya da iyi bir yabancı dile sahip olmak yeterliydi, ama şu anda tabii arkamızdan gelen genç kuşaklar için birden fazla dil olması daha önemli. Evet. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Bizim ürünümüz biraz farklı. Şöyle izah edeyim. Biz yumurta tavuğu üretiyoruz. O yüzden bunun pazarı farklı. Afrika ülkeleriyle çalışmaktayız. Afrika'nın da bazı bölgeleriyle çalışıyoruz. Öyle düzelteyim. Bu yüzden pazarlarla veya müşterilerle alakalı görüşmelerimizi sadece fuarlar vasıtasıyla yapabiliyoruz. Uluslararası fuar bunlar. Müşterilerimizi veya bağlantılarımızı bu fuarlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Onun dışında bu pazar ya da ürünlerle alakalı değişiklik ya da yenilik yapmak istediğimiz zaman yine fuarlarla bunların üstesinden geliyoruz. Hangi Afrika ülkeleriyle? Batı Afrika. Yani şöyle birkaç örnek vermek gerekirse Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo. Bunlar başlıca ihracat yaptığımız ülkeler. Evet, bu tavuklar hakkında biraz daha detaylı bilgi. Tabii, vereyim. Şimdi bizim bu sattığımız ya da ürettiğimiz tavuklar yumurta tavuğu diye geçiyor. Halk dilinde biz buna yumurtadan artık kesilmeye başlayan, yani randımanı düşmeye başlayan tavukların bize gelip bizim tarafımızdan kesilip ihracata hazır şekilde gelmesiyle gerçekleşmektedir. O yüzden çok fazla hani yurt içinde ya da özellikle de batı bölgesinde çok fazla duymanız ya da duyacağınız bir ürün değil açıkçası. Anladım. Peki firmanız hakkında biraz daha detaylı bir firmamız hakkında şöyle anlatayım. Çok eski bir firma, köklü bir firma. Üçüncü kuşak. Ne güzel. Evet, genç kadromuz. Yaklaşık 250 kişilik bir kadromuz var. Beyaz ve mavi yaka. Yaklaşık 15 ila 20 yıldır da bu alanda, ihracat alanında faaliyet gösteriyoruz. Daha önceden yurt içi ve yakın Türkiye Cumhuriyetlerle bir bağlantısı olduğunu söylemişlerdi ben işe başladığımda. Daha sonra benimle beraber ihracat alanında daha farklı bir noktaya geldik. Ne güzel. Teşekkürler. Daha da artsın inşallah. Umuyoruz, evet. İhracat son derece önemli ülkemiz için. Çok önemli, evet. Evet. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Soru kişiselse şöyle, eğer şirketle alakalı sorduysanız soruyu şöyle izah edeyim. Şimdi öncelikle kişinin kendini çok iyi tanıması gerekiyor. Ben tercümanlık mezunuyum ama dilimin iyi olduğunu ya da dilimi daha iyi geliştirerek daha farklı yerlere gelebilir miyim diye bununla alakalı çalışma hayatımın içindeyken bununla alakalı çalışmalar yaptım. Fikir edindim, insanlarla görüştüm. Kısmi olsa da fuarlara uzaktan bağlandım, baktım neler yapılıyor. Ve bu alana geçtim. Bizi ya da beni diğerlerinden ayıran aslında çok farklı bir şeyimiz yok. İhracat genel olarak aynı. Sadece evrak kısmı farklı olabilir ya da ülke ya da portföy farklı olabilir, ama genel olarak aslında aynı. Buradaki önemli faktör iyi bir iletişim ve çok iyi seviyede bir yabancı dil. Kategorize etmiyorum dili, başka dillerde olabilir. Bölgeye göre. Evet, bölgeye göre, doğru. Dil önemliyse. Çok önemli, evet. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle Nesrin Hanım, şirketimiz sürekli kendini yeniliyor. Bizim gibi ya da bizim alandaki sektörlerde kendinize ancak ürün portföyünüzü ya da ürün çeşitliliğinizi arttırarak ilerleyebilirsiniz. Bu da müşterinin talebiyle olmakta ve sürekli olarak da bunu takip ediyoruz. Çünkü bu sene sattığınız bir ürün önümüzdeki sene tamam satabiliyor, ama ürün düşebiliyor satışları. O yüzden bununla alakalı
müşterilerle sürekli bağlantıda kalıp onların talepleri doğrultusunda kendimizi ve ürünlerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Şirketimizin birinci şeyi bu, amacı bu. Evet, yenilik çok önemli. Çok önemli, değil mi? Tabii ki. Çünkü çağımızda her geçen gün yeni bir metot geliştiriliyor, trendler değişiyor. Evet. Bunları takip etmek, uygulamak, müşterinin hizmetine sunmak son derece önemli, evet, gerçekten. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer almak isteyecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, benim yanımda, altımda veya benim ekibimde çok gerçekten iyi, güzel kalpli insanlar çalıştı. Ama benim bizden sonraki gelecek ya da bizim gibi bu işi yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, birinci koşul çok iyi bir iletişim dili olması gerekiyor. Yani bunun yanında tabii ki yabancı dil olmak zorunda, birden fazla. İngilizcenin yanında Fransızca, Rusça ya da başka diller, az önce sizin belirttiğiniz gibi bulunduğu ya da satış yaptığı bölgeye göre bir yabancı dilin olması çok önemli. Bunun dışında bunları bildikten sonra zaten işi öğrenmek çok daha kolaylaşıyor. Kesinlikle. Çok zor değil yani. Evet, bir ama temel olacak. Tabii ki. Onun üzerine inşa edilecek. Aynen öyle, doğru. Bunlar çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ederim. Programın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Mesajım, ihracat bir ülkenin benim için kalbi, atar damarı. O yüzden izleyicilere mümkün olduğunca bu ülkenin geleceği için, yeni kuşakların geleceği için ihracata yönelmelerini tavsiye ederim. Harika bir tavsiye. Teşekkür ederim. Gerçekten ülkemiz için hayati bir çok önemi önemli var. Ekonomi açısından. Siz de çok güzel destek oluyorsunuz. Harika bir sektördesiniz. Bugünkü konuğumuz İhracat ve Operasyon Müdürü Burak Yılmaz'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve daha nice başarılar. Teşekkür ederim Nesin Hanım. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.